Sayın Özçelik, bu Sayın İmamoğlu'nun Sayın Yiğitel'in söylediği daha açık ve net konuşma sizce ne zaman yapar ya da yapar mı? Şimdi birincisi, Kılıçdaroğlu o koltuktan kalkmaya niyetli değil. Bence bunu net bir şekilde görmek lazım. Kesinlikle. Çünkü mesela televizyonda çıktığı zaman yaptığı açıklamalar, ortaya çıkan tablo ağır bir yenilgi değildi. Yani bu söz bile Sayın Kılıçdaroğlu'nun vazgeçmediğini gösteriyor. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun bazı sıkıntıları var. Bu sıkıntıların başında bir mahkeme kararı var. Yani bu mahkeme kararı onaylandığı zaman siyasi yasaklı olacak. Ne kadar? Belli bir süre. Şimdi o durum biraz onun handikapı olarak duruyor orada. Yani ne zaman onaylanacak, nasıl olacak, onu nasıl aşacak ki 2 yıl 7 ay galiba değil mi? 2 yıl 7 ay mıydı? 3 ay diye hatırlıyorum. 2 yıl 3 ay diye siyasi yasaklı mahkeme kararı. Evet. 2 yıl 3 ay. Veya işte neyse yani o kadar süre şimdi aday çıksa bile CHP Genel Başkanı olabilecek mi, olamayacak mı? Şimdi bunlar tartışma konusu. Gerçi diyeceksiniz İstanbul İl Başkanı için de siyasi yasak var ama o koltukta oturuyor. Şimdi bunların hepsi bir mağduriyet de olabilir. Kendisine oradan bir mağduriyet de çıkarabilir ama yani öyle bir takım sıkıntıları var. Ben Sayın İmamoğlu'nun bu tür bazı belirsizlikler nedeniyle de çok net bir çıkış yapmaktan en azından biraz daha dikkatli davrandığı izlenimi ediniyorum. Gelelim asıl meseleye. Yani asıl mesele, şimdi Sayın İmamoğlu açıklamasında sürekli değişimden söz ediyor. Şimdi bakın, CHP en çok değişen parti. Bunu kim söylüyor? Sayın Kılıçdaroğlu söyledi. Yani son dönemde kendisiyle beraber en çok değişen parti CHP. Yani artık CHP'nin kuruluş felsefesi olan altı ok, CHP'de babaannenin resmi gibi bile duvara asılı değil. Yani onlar tamamen kalktı. Çünkü Ali Babacan'a ekonomiyi teslim ettiğiniz zaman veyahut da bunu planladığınız zaman zaten oradaki halkçılık, devletçilik, yani bunların hepsi gidiyor. O nedenle yani o altı oku zaten fiilen bitirmiş oluyorsunuz. Şimdi Kılıçdaroğlu, ya bu değişim lafından hep endişe ediyorum da onun için bunları söylüyorum. Sayın İmamoğlu da değişimden söz ediyor. Şimdi hatırlarsınız, ya bunu çok konuşuyoruz ama Sayın Kılıçdaroğlu o koltuğa bir mücadele sonunda oturmadı. Bir kumpas oldu. Baykal'ın istifaya zorlanması. Hani İsveç İpek Yolu Enstitüsü'nün raporunu hep konuşuyoruz ya. Daha ortada kaset yok, hiçbir şey yok. Bir rapor var ortada. İsveç İpek Yolu Enstitüsü'nün raporu. Bu enstitüde Pentagon'la çok yakın ilişkideki bir enstitü ve o raporda Baykal'ın istifaya zorlanması, bakın zorlanması diyor. Yerine Kılıçdaroğlu'nun geçirilmesi, televizyon programlarıyla desteklenmesi, yönetime geldikten sonra parti politikalarının değiştirilmesi, Batı tipi bir CHP'nin Batı tipi bir sosyal demokrat parti haline getirilmesi, Batı tarafından da arkasında durulması, desteklenmesi. Peki bu planı biz şu geçtiğimiz dönemde adım adım, tıkır tıkır görmedik mi? İşlemedi mi bu plan? İşledi. Şimdi seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu değil. Bakın burada da bence bir berraklık kazanmak lazım. Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu değil. Sahada kim vardı? Sayın Kılıçdaroğlu vardı, Sayın Ekrem İmamoğlu vardı, Sayın Mansur Yavaş vardı, Sayın Meral Akşener vardı. Hepsi vardı. Seçimi politikalar kaybetti. Yani şimdi politikalarda Sayın İmamoğlu'yla Sayın Kılıçdaroğlu arasında politika konusunda bir fark var mı? Yani tek tek bakalım isterseniz ana hatlarla. Yani aralarında mesela hangi konuda farklılıklar var? PKK, FETÖ meselesinde bugüne kadar farklı bir şey söylediler mi? Yani o örgütlerle yan yana durma, KHK'lılar konusunda ve HDP ile ittifak meselesi dışında hiçbir farklı görüş savundular mı? Savunmadılar benim bildiğim kadarıyla. Savundular mı? Hayır. Peki Amerika ve Batı ile ilişkiler noktasındaki tepki, halktaki tepkinin en çok CHP'den soğumasının, hatta AK Parti'den kopan oyların tekrar geriye dönmesinin, Cumhur İttifakı içinde kalmasının nedeni bu değil miydi? Batı'yla bu kadar Amerika ile iç içe geçme. Orada İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında farklı bir şey var mı? O da yok. Gidelim mesela Rusya, Çin düşmanlığı, Türkiye'nin diğer dost ülkeleri konusunda bir farklı görüşleri var mıydı? O da yoktu. Bakın o çok çarpıcıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın külliyede yapılan göreve başlama törenindeki manzara ve oraya katılanların bazı Türkiye'ye destek veren devlet başkanı, cumhurbaşkanı düzeyindeki katılımlardaki alkışlar, yani Amerika hangi ülkeyi hedef almışsa en çok alkışı onlar aldı. Mesela Maduro, ben orada çok dikkatimi çekti. Salonda neredeyse bir alkış tufanı koptu. Yani biraz da aynı yerden saldırıya uğrayan iki ülkenin dayanışması gibi oldu. Yani buralarda Sayın İmamoğlu'yla Sayın Kılıçdaroğlu arasında bir değişim yok. Yani o değişim olmayınca neyi değiştireceksiniz? Sadece insanları değiştirince sorun çözülecek mi? Yani yenilen insanlar, herkes sahadaydı. Herkes kürsülerdeydi. El elelerdi. El ele tutuşuyorlardı. Bakın gösteriyorsunuz da şu anda ekranda. Yani burada program yenildi. Programda bir değişimden söz eden yok. Bakın Milli Güvenlik Kurulu toplandı değil mi seçimden sonra? Milli Güvenlik Kurulu toplantısında teröre karşı mücadele kararlılıkla sürecek, Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgusu, emperyalizme karşı mücadele, bağımsızlık vurgusu, bunlar var. Ama eğer Kılıçdaroğlu seçilseydi toplanacak olan Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden belki biz şunları duyacaktık. NATO'ya bağlılık, Suriye'den asker çekme, ABD ve PKK'yı rahatlatan bir takım kararlar. Şimdi yani eğer İmamoğlu değişim derken bu değişime bir açıklık getirirse onun üzerinde daha yoğun bir şekilde tartışabiliriz. Bakın CHP'de bir kavram var. CHP'li olmayan CHP'liler deniyor. Mesela 10 Aralıkçılar deniyor. Şu anda CHP yönetimine hakimler. Ya bu 10 Aralık, Melih hatırlarsın, bu 10 Aralık ekibi CHP'nin kapısına kilit vurulmalı diyen ekiptir. Vakıf olsa daha faydalı. Vakıf yapayım diyen ekiptir. Ya neden? Çünkü bunlar CHP'nin köklerine karşı. Şimdi Sayın İmamoğlu, ben CHP'yi köklerine döndüreceğim, Altoku tekrar CHP'nin programı haline getireceğim diye bir şey söylüyor mu? Zaten söylerse onun arkasındaki güçler hemen onun arkasından çekilir. Yani bir Türkiye'ye gelen yeni Amerikan Büyükelçisi güven mektubunu sunar sunmaz doğru onun Sayın İmamoğlu'yu ziyaret için makamına gidiyorsa bunun bir anlamı vardır. İngiliz Büyükelçisi efendim direkt şeye gidiyorsa bunun bir anlamı vardır. Yani o nedenle bu değişim meselesine açıklık getirmesi lazım. Benim gördüğüm kadar CHP'deki değişimle ilgili sözler CHP'ye yenilgiye yol açan programla ilgili değil. Sadece ve sadece sen kalk ben oturayım kavgası. Ben daha çok Batı'dan destek alırım. Ben daha çok, zaten biliyorsunuz Batı baştan beri Kılıçdaroğlu'yla kazanılacak aday vurgusunu sürekli yapıyordu. Bunu bence söylemeye çalışıyor. O nedenle yani İmamoğlu'yla Kılıçdaroğlu arasında ben şu anda hiçbir fark göremiyorum. Belki biraz yaş farkı var. Onun dışında bir fark göremiyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Çinşen? Aslında bunları konuşmamak lazım ama çünkü atı alan dereyi geçtiği şu anda 5 yıllık bir hükümet belli ve önümüzde mahalle seçimler var. Mahalle seçimlerde de İmamoğlu tekrar kazanabilir mi? Veya Cumhuriyet Halk Partisi başkanı olabilir. Ancak ben hocamızın söylediği sorudan başlayacağım. Ankara'da da kardeşimiz Melik Bey bahsetti. Aslında değişim ne? Yani değişim şeyini Marx engel atmış görüşü. Ne diyor? Bu zafer yürüyüşünü dünyayı anlamak yetmez, değiştirmek lazım. Siz neyi değiştireceksiniz? Esas onu belirtin. Süje ne? Değişen ve değiştiren sınıf kavramınız ne? İmamoğlu bunu mu değiştirecek? Şimdi değişim acaba genel başkan CHP'nin Türkiye gündemini aslında bunu sormak lazım. Gündemi getirdin sen, Türk milletinin önüne koydun. Dedin ki ben parlamenter sistemi getireceğim. Yedikocalı Hürmüz gibi 7 tane Cumhurbaşkanı şeyi getireceğim, yardımcısı getireceğim. Hepsi sahaya çıktı, hepsi yenildi. Millet sandığa gömdü bunları. Daha ne konuşuyorsunuz arkadaş? Ben diyor ki anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu, inandık. Ya arkadaşım sen Türk gençliğini kandırdın ya, %100 kazanacağız diyordun. Yani biraz insanda ne bileyim siyasi liderlik vasfı olur. Türk milleti size güvenmedi. Siz şunu söyleyeyim, bir FETÖ'yle, Kandil'le ilişkini keseceksin mi kesmeyeceksin mi? HDP ile çizginiz nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Parlamentoyu kaybettin, belediye seçimlerini de kaybedeceksin bu gidişte. Peki halkın güvenini, milletin, gençliğin güvenini kaybettin. Dedin ki sen acaba terörle mücadelede PKK ile ne yapacaksın? Az önce kardeşimizin söylediği gibi Suriye'den, Irak'tan askerlerini çekeceksin mi? Niye diyorsun ki sen ben izin vermeyeceğim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne? Ya Türk Silahlı Kuvvetleri oraya gitmese adam Ankara'da patlatacak bombayı. Bu kadar ahmaklık olur mu ya? Bunu sen vatandaşa nasıl anlatacaksın? Şimdi bir, sen demokrasiden anlayışın ne? Milli güvenlik ve savunmada, dış politikada, eğitim ve sağlık ekonomide, milliyetçilik kavramında, ulaştırma, istihdam, ticaret, üretim, ileri teknoloji, yapay zekada Cumhuriyet Halk Partisi'den bir tane laf duyduk mu? Hayır. Robotik sistemler, Türkiye, kara, deniz, hava, denizaltıda robotik silah sistemleri yaptı. 100 senedir benim bir havacı olarak hayalim olan Türk muharebe uçağını yaptık anı. Dün işte Hürjet'i uçurduk. İniş takımlarını çaldı. Böyle bir kendine güvenen bir Türkiye'de Atatürk'ün tam bağımsız Türkiye'si yerine sen Amerika ile Avrupa Birliği ile iş tutacağım, oradan profesörler getireceğim dersen bu millet sana güvenmez. Öbür taraftan Yunanistan Kıbrıs sorununda senin tutumun ne? Orta Doğu'da İsrail, Suriye, Mısır, Körfez ülkeleriyle Kafkasya ve Karabağ'daki planların ne? Türk Cumhuriyetleri o gün, ben geçen hafta orada Cumhurbaşkanı devir teslimindeydim. En yakınında Sayın Aliyev oturdu. Diğer Türk Cumhurbaşkanları oturdu. Ve kavga eden iki tane devleti bir araya getirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Kim? Azerbaycan'la Ermenistan'ı. Şimdi burada Rusya ile Ukrayna ile bir savaş yaşanıyor. Senin projen ne? NATO bize bir şekilde hayır diyor. Sen F-16 uçaklarında ne yapacaksın? Bunlardan F-35'ten bir kere adı çıktı mı? Yok. Tutuyor ki orada CHP'nin adamları diyor S-400'leri geri vereceğiz. Ya kardeşim adam 20 senedir bize martaval okuyor Amerika Birleşik Devletleri. Uçak savar füzesi vereceğim diye. Vermedi. Ben Genelkurmay'da çalıştım. Ne yapacağız şimdi? Yunanistan yarın bize hava saldırısı yaparsa sapanla mı düşüreceğiz? Aldı Türkiye bağımsız bir devlet olarak. S-400'leri aldı. Şimdi Türkiye'nin bir Afrika açılımı var. Ve gördük orada. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden, kardeşlerimizden sonra en çok Afrika devletleri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afrika politikası ne? Çıksın biri anlatsın bana. İmamoğlu gelsin anlatsın bakalım hadi. Nasıl bu milleti getirecek arkasından? Üniversitelerimizin sorunlarını nasıl çözeceksin? Küresel rekabette, enflasyonla Türk kültür sanatını nereye götüreceksin? İşçiyi, köylüyü, memuru nasıl haklarını savunacaksın? Emeklinin, memleketin vize sorununu nasıl çözeceksin? Sanayide, vergide, liyakatı. Kosova'ya Türk taburu gönderdik. Kosova'dan bir tane ağzından laf çıktı mı Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Muhalefetten çıktı mı? Hayır. Halkçılık ve milliyetçilik, Atatürk'ün bağımsızlığı nerede? Şimdi gelelim kodları okuyalım. Diyor ki tablonun ağır yenilgi görülmesini doğru bulmuyorum. Kurultay ve yerim seçenlerden sonra belediye başkanları belediyeye baksın. Şimdi buradan diyor ki İmamoğlu arzu ve değişim çağrısı güzel bir ses diyor. Peki parti merkez yönetimi değişti. Bakın değişimle cevap verir. Ne değişti? Meclis grubu değişti. Hayatın kendine göre inşası değişimdir diyor. Peki sen değiştin mi? Değişmeyeceksin. Peki ne yapılacaksın? 3 tane yasa var önümüzde. Bir, anayasamız. Seçim sistemleri partilerle ilgili. İkincisi siyasi partiler kanunu. Üçüncüsü belediye kanunu. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı ikinci de kazandı Trump mı? Ya sen üçünde de kazandın. 12'de 13. Ben dedim demin üçlük atıyor Cumhurbaşkanı oradan. Şut tamam. Üçlük girdi top. Topta da frikikten attı. 13 kere yenildi. Bırak arkadaşım ya. Sayın Fatih Altay da diyor ki yani ben İsmet Bey'in söylediğini ifade eden bu dış projedir diyor. Yani nasıl Sayın Baykal'ın, Sayın Muharrem İnce'ye kuzuran tuzaklarda Kazanmamak için kendini aday gösterdi. Çünkü işi bitmedi. Yerel seçimleri kaybetmeden bırakmaz. Yılmaz Özdil de diyor ki guguk kuşu pişkinliğiyle hayranlık verici halka yalan söylüyor diyor. Ha şimdi burada benim gördüğüm anayasanın 4. bölümü 67 ve 69. maddelerde seçme seçilme hakkıyla siyasi partiden uyacakları esasları ve anayasal yargısal denetimi benimsemiştir. Hukuken 2028 sayı 820 sayılı kanuna baktığımızda demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasal partilerdir ve il ve ilçe yönetimiyle üyelik statüsü yani parti içi demokrasi ve kongre ile bilinir. Sizin sorduğunuzun sorunun cevabı. Seçimle kongre zorunluluğu getirilmiştir ve 13. madde merkez teşkilatı ile genel başkan ve yönetimine icra ve disiplin kurulunu seçer. Ama partiyi temsil etkisi genel başkana aittir. Bakıyoruz İmamoğlu diyor ben parti başkanı olacağım. Ya sen nasıl lidersin? Demek ki aslarına söz geçiren baba ve oğul tutmuş. Az önce göster birbirlerine şapka geçiriyorlar. Şapkalı olmaz ki devletin yönetimi. Bir diğer husus şu. 14. madde gayet açık seçim kanununda. Siyasi partinin en yüksek organı Büyük Kongre'dir. Ne zaman yapılacağı gizli oyda olacak. Demek ki benim gördüğüm burada bir kurultay yapılacak ve kurultayda bir kapışma olacak. Ha, İmamoğlu kazanır mı kazanamaz mı onu şey gösterecek. Ama asıl mesele hocamızın dediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi 21. yüzyılın Türkiye'sinde Türk gençliğine, Türk işçisine ne götürüyor? İmamoğlu ne getirecek? Bunların cevabı verilmesi lazım. Ve bence Kılıçdaroğlu kaybetmiş bir adam. Artık çek git arkadaş. Yani sen aslında demokrasiye de zarar veriyorsun. Neden? Siyasal sistemin içerisindeki mantık şunun üzerine kurulur. İktidar varsa muhalefet de vardır. Ve halk daima bakar ki eğer iktidar bir yanlışlık yaparsa ben muhalefeti seçerim. Ama bakıyoruz muhalefet kendi içerisinde, yabancılarla işbirliği içerisinde ve şeyin söylediği, İsmet Bey'in söylediği de, Melik Bey'in söylediği de çok doğru. Atatürk'ün kurduğu tam bağımsız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu altı okundan ve prensiplerinden vazgeçmiş, Amerika ile Avrupa Birliği ile onun söylediklerini birebir alıp da Rusya'ya kafa tutan bir kafayla geliyoruz. Ya arkadaş bak Rusya Kurtuluş Savaşı'nda bize yardım etmiş Sovyetler Birliği zamanında. Amerika'nın 60 ihtilalinden sonra biz 5 kuruşa muhtaçken Türkiye'deki fabrikaları kurmuş, Türkiye'deki sanayinin kalkınmasına yardım etmiş ve bugün enerji dahil pek çok kısımda bizim siyasi ve ekonomik ortağımız. Ha, peki Amerika ne yapıyor? Hala daha geçen aradan bir sene geçti Haziran ayındayız değil mi? İşte Vilnius'ta NATO toplantısı olacak. Yarını vereceğim bugün bize paramızla F-16 uçaklarını vermiyor. 2,5 milyar dolar ödediğimiz F-35 uçaklarına uluslararası hukuka dünyanın hiçbir yerine görülmediği şekilde katsa denilen akılsız bir yasayla el koydu uçaklarımızı. Resmen gasp etti uçaklarımızı. Bir de utanmadan pilotlarımıza, makinistlerimizi geri gönderdi. Bu kabul edilemeyecek bir hakarettir Türkiye Cumhuriyeti'ne. Ha şimdi İmamoğlu onu demiş, bunu demiş. Bence İmamoğlu şuna baksın. Belediye kanunu belli. 5393. Sen memleketin İstanbul'un suyunu, kanalizasyonunu, çevresini, parklarını, yeşil alanlarını ne yapıyorsun? Kaç tane öğrenci yurdu kurdun bu memlekete? Aa, sen gidiyorsun İsmet Bey'in dediği gibi Amerikan elçisiyle, bilmem İngiliz elçisiyle yemek yiyorsun. Orada her tarafı kar basmış. İstanbul'un sorunları almış götürmüş. Ben gideceğim Kılıçdaroğlu'nun ayağını kaydıracağım, lider olacağım. Lider olabilmen için senin arkandan vagonu götürmen lazım. Peki. Demek oluyor ki bu bir kör dövüş. Bir, bu hem Türk demokrasisine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ü çok kıymetli seçmenine hakaret değil. Seçmenin aklına hakaret ediyor her ikisi de. Ama bunun cezasını nasıl göreceğiz? Gayet basit. Türk milleti akıllıdır. Kimin ne yaptığını görüyor. Bizimle konuştuğumuzu da görüyor. Peki. Konuşulanlarla vaatler arasında ve yalanlar arasındaki tefrikatı yapabilecek çok zeki bir demokratik zekaya sahiptir Türk seçmeni. Bakın şöyle söyleyeyim. Cümlemi tamamlayayım müsaade ederseniz efendim. Göksel Hanım 20 sene Agit'te ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pek çok temsil ettim. Amerika Birleşik Devletleri dahil. Gördüğünüz hala birbirlerini yiyorlar. Seçimler geçersiz diye. Çok demokratik bir iki tane seçim yapıldı. Parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri. Agit devlet başkanı dedi ki demokratiktir. Avrupa Komisyon Başkanı dedi ki demokratiktir. Hür ve siyasi bir baskı altında olmadan seçmen sandıkta iradesini kullanmıştır. Bundan sonra gelecek olan Mahalli idarelerde de gereken cevabı verecektir. Ama son bir cümle de şu. Acaba neden İstanbul diye söylediğimizde de şunu söyleyeyim. Halkımız bilsin. İstanbul'un geçen seneki bütçesi 115,5 milyar Türk lirası. Yani şairin dediği gibi tamamen duygusal. Niye sen Hakkari veya Gaziantep Belediyesi demiyorsun? Sadece İstanbul Belediyesi'nin bütçesi 9 bakanlık. Hangi bakanlar bunlar? Adalet, İçişleri, Dışişleri, Enerji, Kültür, Sanayi, Ticaret Bakanlıklarından yüksek. Peki. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumları, Meclis, Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, MİT, Diyanet'ten daha üstün bir bütçeye sahip, 20 milyon insana verdiği hizmette ortada. Dolayısıyla ben bu gidişatı Türk milletinin, Türk seçmeninin, Türk gençliğinin vicdanına bırakıyorum. İmamoğlu ne derse Kılıçdaroğlu. Oğlu. Ama ortada bir şey yok. Kaybetmişsin seçimleri. Arkadaş, yenilgiyi kabul et. Peki.